Yani çok üzülerek söylüyorum bunu. Bakın arkadaşlar, isteyen Cumhur İttifakı'nı, isteyen Millet İttifakı'nı destekleyebilir. Bu herkesin en doğal hakkıdır. Kimse de kimseyi kınayamaz, değil mi? Biz kime nasıl hitap ediyorsak, bizler de o şekilde hitap edilmesini istiyoruz. Biz hiç kimseye hakaret edip niye burayı desteklemiyorsun diye suçlamıyorsak, hiç kimsenin de buna karışmaması ve saygı duyması gerekir. Bugün en büyük iletişim araçlarımız, birbirimize iletişim kurma yolumuz, cep telefonlarımız, internet, sosyal medya, suç işlenmediği müddetçe, şiddet içermediği müddetçe, kimsenin internetine, telefonuna karışmamak lazım, değil mi? Çıkart cep telefonunu. Bak, bu kadar iyi cep telefonum var, hiçbir şeyden şikayet etme diyorlar. Halbuki bütün gençlerimizin en güzel cep telefonuna sahip olmaları en büyük haklarıdır. Gidin yurt dışına, fakat okumak için gidin. Kendinizi geliştirmek için gidin ama mutlaka ülkemize dönün. Ben özellikle gençlerin yurt dışına eğitimleri için mutlaka en azından bir yılına, iki yılına da olsa gitmelerini isterim. Gençlerin kendini geliştirmesinin önünde hiçbir engel bulunmamalı. Devlet bu şekilde eğitim almak isteyenlerin önünü mutlaka açmalı ve bunlara imkan sağlamalıdır. İtibarlı ülke, itibarlı mekan veya makamlar yapmakta olmuyor. Pasaportunuz itibarlıysa, Türkiye en zengin insan sizsiniz. Pasaportunuz dünyanın her yerinde geçiyorsa, ama pasaportunuzda vize almak için saatlerce o ülkelerin kapısında bekleyip de hele bir de ret alıyorsanız, o zaman bizim kendimizi kabahati arayıp, neden bizim gençlerimize bu kadar kolay vize verilmiyor, neden bize talepleri reddediliyor diye düşünmemiz lazım. Onları düzeltmemiz lazım. Yoksa kendileri gibi düşünmeyene hemen sosyal medyayı kısıtlıyorlar. Bunları yaşadık. Halbuki depremde bize o kadar çok mesaj geldi ki, adres geldi. Şu enkazın altında insan var. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da çoğunluktaydık. Oralara haber gönderip adresin yerine göre konumunu atıyorduk. Çabuk buraya gidin. Burada varsa bir dinleme yapın, bunları kurtarmaya çalışın. Ama siz sosyal medyayı kapatırsanız bunun sonucu ne olacak, niye düşünmediniz? Bu depremin, bu afetin en önemli şeylerinden birisi sizin gibi sivil toplumun ayağa kalkması, kendini göstermesi, sivil toplum kuruluşlarının mutlaka deprem bölgelerinin tümünde çok etkin çalışması. Ve maalesef bazı kamu kurumlarından daha çok yardımseverlerin sivil toplum kuruluşlarına güvenmesi. Bundan mutlaka ibret almamız gerekiyor. İşte bizi millet yapan, övünebileceğimiz bir büyük millet yapan işte sivil toplumun. Halkın genlerinde olan, ailesinden aldı, toplumdan aldı. Bu duyarlılıkla ortaya çıkması böyle bir dayanışmayı, böyle bir tabloyu ortaya çıkardı. Eminim ki yan yana geldiğiniz zaman birbirinizle hiçbiriniz tanımıyorsunuz. Büyük çoğunluğu birbirini tanımıyor ama tanıması da gerekmiyor. Böyle durumlarda adres sormadan, isim sormadan, kimlik sormadan herkes kuşanıyor güzel duygularını üzerine. Ve afet bölgesine veya yardımla ilgili ne gerekiyorsa o alana koşuyor. En güzel örneğini sizler gösterdiniz. Genç oranı oldukça fazla. Liseliler, üniversiteler, her kesimden insan var. Daha büyükleri var. Kendiliğinden toplanıp ülkemizin yaşadığı bu acı felakette ben de bir şey yapabilirim diye elini taşın altına koyan ve aslında hiçbir zorunluluğu olmasına rağmen, belki de deprem bölgelerinde hiçbir yakını olmamasına rağmen o acıyı içinde hissedip ben de bir şey yapmalıyım deyip bu şekilde gönüllü toplama alanlarına giden genç kardeşlerimiz, Ankara gönülleri, hepinize sonsuz minnettarız. Hepinize sevgi ve saygılarımızı tekrar sunuyoruz. Bu çalışmaların gönüllü olması çok önemli.
hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak çalıştınız. Özellikle gençler bu süreçte kendinizi sizlere olan toplumdaki ön yargıyı tümden yıktınız, onu söyleyeyim. Kendiliğinden bu şekilde harekete geçmek suretiyle ne kadar hassas olduğunuzu, toplumsal olaylara duyarlı olduğunuzu gösterdiniz. Bu nedenle de ayrıca tebriki gerçekten hak ettiniz. Bakın, evet. Vatan sevgisi denince kimse vatanseverliği başkasına bırakmıyor. Karşısındakileri yok sayıp bu vatanı herkesten çok sevdiğini iddia ediyorlar. Ama vatan sevgisi herhangi bir olay olup denenmediği müddetçe ölçülebilen bir sevgi değildir. Vatanı seven insan vatanın her şeyini sever. Böceğini sever, çiçeğini sever, hayvanlarını sever, her şeyini sever, insanını sever, ne olursa olsun. Gerçek vatanseverlik budur. Vatan sevgisi birliktir, beraberliktir ve dayanışmadır. İşte Türk milleti 85 milyon böyle bir zamanda yan yana geldi. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna gerek kalmadan ben de bir şey yapabilirim diye kendi aracına bir şeyler yükleyip oraya götüren insan vatan sevgisi en yüksek insandır. İşte bizim büyük millet olmamızın en büyük özelliği budur. Böyle felaketlerde hiç kimse hiçbir şey düşünmeden bir an evvel oraya gidip oradaki insanlara yardımcı olmayı düşünür. Çünkü bilir ki Allah korusun kendisinin başına da bir iş geldiği zaman orada bulunanların da hiç sorgusuz sualsiz gelip kendilerine yardım edeceğini bilir. İşte bu bizim milletimizin en büyük hasletlerinden biridir. Çok şükür böyle bir millete ve böyle bir vatana sahibiz. Allah'a çok şükür. Yine şöyle bakıyorum. Masamızda liseli öğrenciler var, üniversiteli öğrenciler var, mezunlar var. Yine bakıyorum her türlü sosyolojiden, her türlü mahalleden, her türlü fikre sahip herkes bir arada. Bu çalışmalar yapılırken kimse kimsenin hiçbir şeyine karışmadı. Arabasını merak etmedi, giydiği ayakkabının markasını merak etmedi. Çünkü öğrendiler ki istediğiniz kadar ne sahip olursa olsun bir gün elinizde hiçbir şey kalmayabiliyor. Bunu gördüler. Dolayısıyla üstteki kıyafetin, markanın hiçbir önemi olmadığını da gördüler. Bizim bu dayanışmayı sadece ve sadece acı günlerimizde, depremlerde değil, her zaman, her koşulda yan yana gelmemizi gerektiriyor. Siyaseten de bizim tartışacak neyimiz var? Ama iş siyasi ortama geldiği zaman maalesef gerginleşiyor. Bakın ben geçen bir yerde de söyledim. 4 yıldır belediye başkanıyım. Belediye başkanı olduktan sonra, öncesinde de yok. Ama özellikle belediye başkanı olduktan sonra bizim gibi düşünmeyenlere, oy vermeyenlere, başka siyasi partinin düşüncesi olanlara bir sefer ters bir mesajım. Bakın oy vermediğinizde ne oldu gibi davranışım olmadı. Yine herhangi bir yere hizmet etmeye giderken acaba buradan bize ne kadar oy çıkmış, az mı çıkmış, çok mu çıkmış, cezalandırmak ya da çok oy vereni ödüllendirmek gibi bir davranışımız da olmadı. Çünkü üstümüzde büyük bir sorumluluk var. Ankara'nın en acil ihtiyaçları neyse, hangi mahallede, hangi köyde ne ihtiyaç varsa önce insan sağlığı ve insan canı diyerek işin içerisine girdik. Olması gereken bu. Gerçekten minnettarız. Gerçekten sizlerle övünüyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşriflerinizden dolayı hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok çok sağ olun.